Merhaba arkadaşlar. Birinci ödevimizle başlayalım. Bu ödevimizde 11 adet sorumuz var. Birinci sorumuza bakalım isterseniz. Şekilde iki tane canlıyı vermiş bize, resim olarak göstermiş, görüyorsunuz. Bunlarla ilgili hangisinin ortak olmadığını soruyor. Şimdi birinci canlıya baktığımda mantarlar aleminden mantar şapkalı bir mantarı görüyorum. İkincisinde ise arkadaşlar hayvanlar aleminden omurgasızlar şubesinden eklem bacaklılar sınıfından arı canlısını görmekteyim. Ortak olmayan nedir diye soruyor. Şimdi biz neyi biliyoruz? Hem hayvanlar hem mantarlar hem bakteriler glikojen depo ediyor. O zaman glikojen depo etme ortak oluyor arkadaşlar. Her iki canlı da fotosentez ya da kemosentez yapmadığı için bunlar da heterotrof beslenecektir. Bu da ortak. Her ikisi de gözümle görebildiğim için çok hücrelidir ve ökaryottur. Kitin sentezine biliyorsunuz ki mantarların hücre çeperi kitinden oluşmuştur. Burada arıların da dış iskeleti kitinden oluşmuştur. Bu da ortak. Lakin mantarlarda bir sinir sistemi olmadığı için sinirsel iletim yapma ortak olmuyor. Cevabım Edirne. İkinci sorumda gene eklem bacaklar sınıfından böcekler takımına ait birçok örnek vermiş burada bana. Bunların tümü için ortak olmayanı soruyor. Biz neyi biliyoruz? Böcekler trake solunumu yapıyor. 6 adet bacakları var, yani 3 çift bacakları var. Açık dolaşım var böceklerde, bunu da biliyoruz. Kitinden oluşan dış iskelet tamamında mevcut. Lakin biz böceklerle ilgili parazit beslenmeyi ortak bir özellik olarak söylememiştik. O zaman cevabımız Denizli oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tüm omurgasızlar için ortak özelliktir? Bilateral simetri. Bilateralde biliyorsunuz önden arkaya eşit parçaya bölme anlamına gelir. Ama mesela omurgasızlarda süngerler omurgasızlarda var idi biliyorsunuz ama onlarda belli bir simetri yok. Demek ki bilateral simetri ortak özellik değil. Trake solunumu da biliyorsunuz böceklerde vardı. Bu da tüm omurgasızlar için ortak değil. İç iskelete sahip olma bu da ortak değil arkadaşlar. Sadece süngerlerde kalkerden ve sikül iğnelerinden oluşmuş iç iskelet vardı. Tümü heterotrof arkadaşlar. Tüketici olarak beslenecekler. Kapalı dolaşımda hepsinde görülmüyor biliyorsunuz. Bunu da incelemiştik konuyu anlatırken. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bir tablo vermiş bize arkadaşlar. Tabloyu incelememiz gerekiyor ve hangisinin kesinlikle doğru olmadığını soruyor. Karayosunu ökaryot hücre yapısına sahip doğru. Bitkiler aleminde ve fotosentez yaptığı için ototrof beslenir. Bu doğru. Plazmodium, ökaryot doğru, tek hücreler, protist aleminden tek hücreli bir canlı, ototrof beslenmiş. Plazmodium'un biz ototrof bir özelliğini söylememiştik. Yani kloroplast falan yoktu plazmodium. Paramecium, ökaryot doğrudur, tek hücreli, heterotrof doğru, tüketici. Sünger, ökaryot hayvanlar aleminde, heterotrof. Bu da doğru arkadaşlar. Bakteri, prokaryot, bakteriler aleminde ototrof olabilir değil mi? Fotosentetik türleri de olabilir ama plazmodyumun ototrof bir türü yok. O yüzden cevabımız Ceyhan. Beşinci soru. Yukarıda verilen canlılardan hangisinde metagenez görülür? Bunu irdeleyerek söylemiştik arkadaşlar. Damarsız çiçeksiz bitkilerde ya da damarlı çiçeksiz bitkilerde eğrel totu gibi metagenez görülecek. Su yosunlarında görülecek ve protist aleminden tek hücreli olan plazmodyumda metagenez görülecek. Ama ve lakin kapalı tulumlarda asla metagenez görülmüyordu. Bu durumda cevabımız Ceyhan. Evet, bir sonraki sorumuz 6. soru. Omurgasızlarla ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır demiş bize arkadaşlar. Sinir ipliği, sinir şeridi karında bulunur. Zaten omurgalı ile omurgasızı ayırırken biz en önemli özellik olarak bunu söylemiştik. Bazı türlerinde dış iskelet bulunur. Bu da doğru. Örneğin eklem bacaklılarda kitinden oluşmuş dış iskelet bulunur. Heterotrof canlılardır, tüketicilerdir. Bu da doğru. Akciğer solunumu yapma diyor arkadaşlar. Hayır. Akciğer solunumu yapma omurgalılardan bazı sınıflarda var. Ama omurgasızlarda akciğer solunumu mevcut değil. Cevabım Denizli. 7.
Hayvanlar aleminde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinde sinir ve kas doku gelişmemiştir? Sinir ve kas doku hiç yok diye soruyor. Şimdi böceklerde ve bundan daha önceki sınıflarda biliyorsunuz ki böyle ağası, ip merdiven, sinir sistemi azıcık azıcık gelişmeye başlamıştı. Ve bunların ahtapot, böcek, toprak solucanı, ıstakoz aktif hareket edebilirler. Demek ki kaslardan oluşmuş dokuları yavaş yavaş gelişmiş. Ama süngerler en ilkel omurgasız olduğu için hiçbir sistemi kesinlikle gelişmemişti. Cevabım Adana oldu. Evet, 8. soruda bir grafik vermiş. Grafikte soru işaretinin yerine hangisinin yazılamayacağını soruyor. Türden aleme doğru gidildikçe bir azalma göstermiş grafik bize. Türden daha kalabalık olan aleme gittikçe ortak gen azalır. O zaman bunu yazabilirim. Protein benzerliği evet azalır. Bunu da yazabilirim. Birey sayısı artar arkadaşlar. 3 numarayı yazamam. Çünkü daha özel bir gruptan daha genel gruba gidiyoruz. Türden aleme birey sayısı artacaktır. Genetik akrabalık azalacaktır. Bu da doğru. Yazamayacağım Bursa olmakta. Yalnız 3'ü yazamıyorum. Birey sayısı. 9. sorumuz. Yukarıda bir tanım vermiş. Buna göre özelliklerinden hangileri bu 6 sınıf içinde ortaktır diyor. Yani omurgasız hayvanlar şubesi 6 sınıfta incelenir. Bu sınıflar en ilkelden gelişmişe doğru. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenliler şeklindedir. Evet, hepsi çok hücreli. Biz bunu zaten öğrenmiştik. Bu ortak. Biri alacağım o zaman. Kapalı kan dolaşımı kesinlikle ortak değil. Biliyorsunuz hemolenf dediğimiz sıvı dolaşıyordu bunlardan bazılarında. Kapalı kan dolaşımı değildi. Yani vücut boşluğuna kanın dökülmesi, o sıvının dökülmesi söz konusuydu. Kapalı kan dolaşımında ise kan vardı ve kan sürekli damarlar içinde hareket ediyordu. Hepsi tüketici heterotrof olma. Hayvanların aleminin tamamı zaten heterotrof. 1 ve 3 hepsi için neymiş? Ortakmış Ceyhan. 10. sorum. Böcekler eklem bacaklılardan böcekler ile solucanlardan yuvarlak solucanlara ait. Özelliklerden hangisi? İkisi için de ortaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Büyürken dış iskeletini değiştirme. Bir kere metamorfoz dediğimiz olay böceklerde meydana geliyordu ama yuvarlak solucanlarda böyle bir şeyden bahsetmemiştik. Bölmeli vücut yapısı gösterme. Yuvarlak solucanları biliyorsunuz ki bunlar dümdüzdü dışları ve segmentleri yoktu. Böceklerde segment vardı. Bu da ortak değil. Böceklerde 3 çift bacak varken yuvarlak solucanla bacak yapısı diye bir şey söylemedik. Bu da ortak değil. Ayrı eşeğli bireylerden oluşma. Evet, bu ortak arkadaşlar. Dişi ve erkek bireyler var değil mi? Dış ortamdaki uyaranları antenleriyle algılamak. Hiç antenli solucan görmedik. Öyle bir şeyden de bahsetmedik. 11. sorumuza bakalım. Omurgasız hayvanlar şubesinde aşağıdaki durumlardan hangisi kesinlikle gözlenmez. Sinir sistemi taşıyanlar olabilir. Mesela sölenterlerde ilk ağızlı sinir sistemi vardı. Bunu biliyoruz. Eşeğli üreyenler olabilir. Eşeğsiz üreyenler olabilir. Kapalı kan dolaşımına sahip olanlar olabilir. Halkalı solucanlar mesela. Böbreklerden hiç bahsetmedik. Böbrekleri boşaltım organı olarak kullanmayı biz omurgalılarda göreceğiz. Burada görmüyoruz. Cevabımız Deniz'de. İkinci ödevimizi çözelim birlikte. Bu biraz daha tabii genel bir ödev oldu. Tekrar babında. Birinci sorumuzda organeller ve görevlerini eşleştirmemiz istenmiş bizden. Fotosentez nerede olur arkadaşlar? Ökaryotik hücrede kloroplastta olur. O zaman bir numarayı şuraya koyacağım şöyle. Nişasta depolama leukoplastta olacaktır arkadaşlar. 2'yi de şöyle koyacağım. Protein sentezi tüm hücrelerde ribozomda olacak. 3'ü buraya koydum. Glikozdan karbondioksit ve su oluşumu bu solunuma işaret etmektedir. Bu da ökaryot bir hücrede mitokondride olacaktır. Cevabım Ceyhan. Evet, bir adet madde geçiş sorusu. Bir bağırsak içine %20'lik nişasta çözeltisi ve nişastayı sindiren enzim konulup %10'luk çözeltisine daldırıyor. Glikoz çözeltisine daldırıyor. Daha sonra kaba iyot çözeltisi damlatılıyor. Buna göre hangileri doğru? Nişasta biliyorsunuz İyotla reaksiyona girdiğinde mavi mor renk verecektir. Şimdi öncelikle neyi biliyoruz? Bakın bağırsak içinde nişasta var. Nişasta büyük bir molekül olduğundan buradan dışarı çıkamayacaktır. Ama eğer ki nişastayı sindiren enzim nişastayı sindirirse nişastalar bağırsakta glikoza dönüşüp kabın içine çıkabileceklerdir. Buraya dikkat edelim.
Şimdi ne diyor? Bağırsan içinde önce mavi renge boyanır, daha sonra renk kaybolur. Evet. Neden? Çünkü kabın içine iyot koymuşuz. Kabın içindeki iyot nişastayı sindiren enzim nişastayı sindirmeden önce bağırsağa girer. Orada mavi mor bir renk yapar. Ama daha sonra nişasta sindirilince glikoz olacağı için artık mavi mor renk kaybolur. O zaman bir numara doğru. Nişasta bağırsak dışına difüzyonla geçemez arkadaşlar. Nişasta büyük moleküldür. Büyük moleküller difüzyonla geçemiyordu. Enzim bağırsak içinde kalır. Evet, enzim büyük bir molekül olduğu için dışarı çıkamaz, orada kalır. 1 ve 3 doğru oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine bir madde geçiş sorusu. Buna göre hangi hücreler ortamdan glikoz alırken enerji harcar? Yani hücrenin dışından içine doğru geçecek madde. Buraya dikkat edelim. Şimdi birinci hücreye bakalım, ortama. %3'ten %8'e geçecek küçük molekül neyle geçecek? Aktif taşımayla. Bir de enerji harcandı. İkinci de çoktan aza geçecek. Enerji harcamasına gerek yok. Difüzyonla geçebilir. Üçüncü de ise iki yoğunluk ortamda eşit. İki yoğunluk eşit olunca da geçişe zorluyor isek buna da aktif taşıma demiştik. O zaman ATP harcanacak. 1 ve 3'te ATP harcanır. Evet. 4 numaralı sorumuz. Omurgasız hayvanlar şubesinde aşağıdaki durumlardan hangisi kesinlikle gözlenmez? Sinir sistemi taşıma gözlenebilir. Eşeyli veya eşeysiz üremek gözlenebilir. Kapalı kan dolaşımı gözlenebilir ama böbreklerle boşaltım yapmayı daha önceki testte de bu soruyu sormuştum. Bu kesinlikle omurgasız hayvanlarda görülmemektedir. Böbreğe benzer yapılar olabilir ama kesinlikle bir böbrek oluşmamaktadır. Protista aleminde yer alan tüm canlı hücrelerde, canlı türlerinde hangileri ortaktır? Fotosentez. Arkadaşlar bütün protistalar fotosentez yapamıyordu. Örneğin örgülenin kloroplast olduğu için yapabiliyordu ama paramecium'un mesela olmadığı için yapamıyordu. Bu ortak değil. Solunum tüm canlılarda ortak. Protein sentezi tüm canlılarda ortak. O zaman 2 ve 3 tüm canlılarda ortak arkadaşlar. Mantarlar. Hangilerini gerçekleştirir? Glikoz sentezi. Mantarlar fotosentez yapamadığı için glikoz sentezleyemez gitti. Mantarlar, evet arkadaşlar, spor ile çoğalırlar. Bu da doğru. 3 numara. Saprofit veya parazit beslenirler. Bu da doğru. Şimdi glikoz üretemeyen bir şey nişastayı da depo edemez arkadaşlar. Mantarlar glikojen depo eder. 2 numara yanlış. Yani cevabım 3 ve 4. 7. soru. Glikojen depolayan canlılar nelerdir? Bakteriler, mantarlar ve hayvanlar. Hepsi ökaryot mu? Hayır. Bakteriler, prokaryot gitti. Hücre çeperi taşır diyor. Mantar taşır, bakteri taşır, hayvan taşımaz. Yani kesinlikle doğru değil. Basit organik moleküllerden kompleks organik maddeler üretir. Bu protein sentezi demek arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru. Cevabım bursa oluyor. Aynı türde olan iki canlının hangileri benzerlik taşır? Bunu da özellikle söyledik. Kromozom sayıları aynı türe ait sağlıklı bireylerde aynıdır. Beslenme şekilleri aynı türe ait sağlıklı bireylerde aynıdır. Üreme biçimleri de aynıdır. Cevabımız Edirne. Tatlı sularda yaşayan paramecium'a ait organellerden hangileri tuzlu suda yaşayan türlerinde ortak bulunmaz? Biz bir şey söylemiştik. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılar kendilerinden daha az yoğun ortamda oldukları için vücutlarına giren fazla suyu kontraktil kofulla atarlar. O zaman tatlı suda yaşayan bir paramecium türünde kontraktil koful varken tuzlu suda yaşayan paramecium türünde bu bulunmaz. O zaman bir bulunmaz ama canlı ökaryot çekirdeği var. Hem denizde yaşayan da var hem tatlı suda yaşayan da var. Solunum yapıyor hem denizde yaşayan yapıyor hem tatlı suda yaşayan yapıyor. Mitokondrisi de var ama kontraktil koful bulunmaz. 10 numara. Saprofit beslenen canlılar için özelliklerinden hangileri ortaktır? Yani tüketici saprofit besleniyor. Saprofit neler var düşünüyorum. Bakteriler var, mantarlar var. Saprofit bakteriler prokaryot. Saprofit mantarlar ökaryot. Şimdi arkadaşlar prokaryot saprofitlerde olduğu için organelleri yok. Bakın lizozom organeline sahip olma ortak değil. Ama her ikisinde de enzim gelişmiş. Zaten saprofitlerin ortak özelliği bu. Ökaryot yapıda olma demiş. Hayır. Saprofit mantarlar ökaryot ama saprofit bakteriler prokaryot yapıda. Yani ortak olan yalnız iki bursa. Evet 11.
Arkeler ve bakteriler alemi için ikisi de prokaryot ortak, ikisinde de hücre duvarı var. Bakteriler de peptidoglikanda, arkeler de peptidoglikan değil, daha farklı lipid materyalli bir hücre duvarı. Tüm canlılar protein sentezler. Cevabım Edirne. 12. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri? Tohumlu ve tohumsuz bitkileri birbirinden ayırt etmede kullanılır. Döl almaşı ile üreme. Evet, kullanılır. Tohumsuz bitkiler döl almaşı ile ürer. Tohumlular üremez. Eşeyli ürer onlar. İnorganik maddelerden organik madde sentezi. Bu fotosentez demek. Tohumlu mu tohumsuz mu, bununla ayırt edemem ben bunu arkadaşlar. Meyve ve çiçek oluşumu. Evet, tohumlu bitkilerde bu söz konusudur. Ama tohumsuz bitkilerde çiçek olmadığı için meyve de yoktur zaten. Bu ortak değildir. O zaman arkadaşlar ayırt etmede ben 1 ve 3'ü kullanabiliyorum. Cevabım Ceyhan. Görüşmek üzere.